Ya of. Bu saatte niye uyandım? Bazen sabahın köründe uyanınca hayatı sorgularsın ya. Bok mu vardı da biz 5'te uyandık? Bok mu vardı da biz sabahın köründe uyandık? Evet, bok vardı da uyandık. Günaydın. Evet, ben hazırım. Yani ışık bok gibi çünkü daha hava bile aydınlanmadı. Ama İşimizdeyiz çok şükür. Şimdi önce Öykü'yü alacağım, sonra İrem'i alacağım, sonra Onur'u alacağım. Zaten onları Instagram'dan eğer beni takip ediyorsanız... Işık gitti be! Aa! Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten onları tanıyorsunuzdur. Gidiyorum. Bye! Abla bir kişi ayakta değil. Abla yol bomboş. Abla biz niye bu saatte çıktık ya? Şaka yaptım canım. Bir kişi de varmış yani. Gördük bir kişiyi. Ama benim somurtuşumu çekiyorsunuz biraz, farkındayım da. Yani siz de bu saatte kalksanız siz de somurturdunuz. Bu saatte araba kullansanız siz de somurturdunuz. Benden de bu arada hiç böyle şu anda geçişli meçişli mükemmel efektler beklemeyin. Çünkü video muhtemelen pat pat geçecek. Yani uğraşamam muhtemelen. Ama siz zaten beni ben olduğum için izliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İyi günler diliyorum efendim. Evet arkadaşlar, Öykü hanımefendi sonunda geldi. Beni tam bir dakika bekletti burada. Tanışmayanlar şu anda tanısın canım. Bir kendini şöyle kısaca bahset. Çap yaptı. Ben Sabahın Öykü, köründe. Kitap okumayı Aşık sevenler Onları Öykü'ye ulaşabilir. Şapkam. Evet. Yalnız güzelmiş ha. Erkeğin ojelerim ama orta mavi yoktu, o yüzden lacivert oldu. Neyse, bu da Caitlyn oldu. Bence güzel canım. Teşekkür ederim. Neyse, biz şimdi kimi alıyoruz? İrem'i alıyoruz değil mi? Evet. İrem'i ara sen. Biz orada artık buluşuruz canlar. Bay. Kız çantayla gelmiş. Helal olsun ha. Evet. Hello arkadaşlar şu an, ama bu da kayboldu gitti yani kız. Arkadaşlar İrem de şu anda. Ne var canım yani, alt tarafı bavullarla gel. Bir günlük Kızım, tatil sen ama. Sen nasıl sığdırdın? Arkadaşlar evet, şimdi şu anda Moron Onur'u almaya gidiyoruz. Ya, illa laf sokun. Evet, Onur şu anda bir anda var oldu. Evet. Muhtemelen gözükmüyor ama arkadaşlar yani bir an ödüm koptu var ya, biz herhalde dedim feribotu kaçırdık, gitti bu. Ama şu anda şurada yani. Neyse artık. Hava aydınlanınca falan görüşürüz bir ara. Bay. Nasılsınız? Evet, bizim gibi ikonik insanlar ilk defa böyle bir feribota biniyor. Abla ne diyorsun abla? Bir şeyler dediler bize. Arkadaşlar tanımıyormuş gibi yapın ve gidin. Arkadaşlar merdiven altı gibi değişik bir yere geldik. Bize burada ne yapacaklar acaba? Şu an kendimi Squid Game'de hissediyorum. Aynen canım, bayağı Squid Game ama bakın. Bayağı da Squid Game. Arkadaşlar burası bayağı lüküs bir yermiş. Televizyonumuz bile var ya. Uçak. Uçak gibi bir yere geldik arkadaş. İnsanlar bize bakıyor. Aman. Tanıdılar galiba TikTok fenomeni oldu. Abla gel biraz seni çekeyim. Nasıl çekeyim? Ne konuşayım canım? Şöyle poz verin canım. İdo'dayız. Şu an Uludağ'da. Havalı insanların yaptığı şey yapıyoruz. Uludağ'da kayıcalar. Abla ne bak? Arkadaşlar şu anda öyle bir sallanıyor ki gerçekten deprem etkisi yaratıyor bu bende. Ve sanırım 7 şiddetinde depremle aynı sallanıyor ama insanlar çok sakin. Abla abartma. Sanırsın Titanik'te sallanmak ya. Bu arada benim gerçekten Allah bir başım döner gibi oldu arkadaşlar. Şova girmiyor mu yani sence? Şöyle şurada bir bayılayım da bir dikkat çekeyim burada. Arkadaşlar bugün çok çirkinim be. Baksanıza. Yani bir tost için 40 dakika bekledik. Bu vlog çok parça parça olacak. Siz boş verin. İzleyin işte. Ses! Evet arkadaşlar, anlamış olduğunuz gibi pedoktan indik ve saç baş kalmaya başladık. Söyle boy kısmından. Ben bilmiyorum bile. Sadece boy diyorsun ya.
akşamı saç baş kavgayla kapatırız artık. Şunu coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the floor. Hello. Evet, enerjik bir şekilde şu anda tekrardan giriş yaptım. Öykü çabuk şu konumu yazar. Vapurdan indik ve şu anda Bursa'dayız. İrem sen gözükmüyorsun bu arada. Canım kafanı çıkar. İlerlemen lazım. Evet, bence. Vapurdan indik ve şu an Bursa'dayız. Hemen otelimize yerleşeceğiz ve sonra dağa çıkacağız. Dağda. Sus, hallettim. Peki, gidiyoruz. Allah'ın belası. Hatta üstün ışınlanma ve edit yeteneklerim sayesinde şu anda otele ışınlanacağız. 3'ten geriye sayıyoruz. Hazır mısın? Hayır. Hayır, bekle canım bir. Başlıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar, bu lanet otoparkı yemin ederim yarım saattir arıyoruz ve farklı farklı otoparklara girdik. Bir otoparka girdik. Girmemizle çıkmamız dakika oldu ama ona rağmen 10 lira bizden ücret aldılar. Öyle bir izliyor. Beyinsizler gerçekten, 10 lira salaklar. Ücret aldılar. Tam salaklar. Tam dolandırıcısınız. Evet arkadaşlar, bavullarınızı gösterin. Biz buraya bir geceliğine geldik. Bir geceliğine geldik ve İrem göster canım bakalım. Göster canım. Benim sırt çantam var. İrem sadece bir sırt çantası. Çünkü ve bir ben bavul yapmıştım ve bana şey dediler. Ben sığmaz dedim. Hayır, ve sığmaz dedi. Canım bekle. Şöyle. Boy. Şöyle. Selam. Evet. Aa, bir dakika, şey oldu. Canım. Dön bir canım. Arkadaşlar kocaman değil mi? Maaş. Ve herkese dedim ki siz küçük getirin yani lütfen. Büyük getirmeyin, arabaya sığmaz dedikten sonra, herkesin babuna laf ettikten sonra şöyle devasa bir bavulla geldim. Allah! Evet arkadaşlar, herkesin babuna laf ettikten sonra benim bavulum. Öykününki de büyük gerçi. Çünkü Öykü'nün poşetleri de var ki. Öykü maşallah yani. Abi, poşetler ve bavul var. Abla gelecek. Okula bile bavulla geldiği için gerçi Öykü. Şaşırmamak lazım. Şu Öykü'nün haline bakın. Bir gün. Canım benim, bir gün. Sorun, bir gün kalıyor olmamız değil. Uludağ olması. Mükemmel otelimizde bir gün geçireceğiz. Ama şimdi buradan direkt dağa çıkacağız gerçi. Hiçbiriniz niye konuşmuyorsunuz? Normalde vır 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 konuşmayı bilirsiniz. Evet, aydınlanma yaşadık. Aman ne güzel ışığı. Kamera açınca kalıyoruz. Alo. Selam. Kameraya parmağım giriyor. Vallahi ben bu vlog nasıl gidecek anlamadım ama gidecek bir şekilde. Arkadaşlar, o da küçük ama gerçekten güzel bence. Yani şöyle bakın. Aynen, sen bir ışıkları aç bence de. Arkadaşlar bakın şimdi. Işığı da güzelmiş ha. Evet. Artık şu maskeyi bir çıkarsam mı? Evet, maskeyi de çıkardık. Arkadaşlar, size çok kısa bir oda turu yapmaya karar verdim. Bakın şimdi burada hemen odadan girince şöyle bir dolap var. Yani bu dolaba hiçbir şey koymayacağız. Zaten bir gün kalıyoruz. Niye koyalım? Böyle bir lavabosu var. Görüyoruz. Ve duşakabini var. Yani gayet temiz bir otel. Şuradan da gidince şöyle küçük iki kişilik bir oda var. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Allah, ben her yeri kıracağım. Cam değil bu arada, balkon. Aa, balkonumuz bile varmış. Bakın. Yani buradan da. Yok mu yan odaya geçip tıklat? Geç tıklat. Hello canım. Biz şu anda ama İtalya'da. İtalya'da. Komşu. Bak komşu canım. Ooo, kar pantolonlarını. Canım bakın, kar pantolonlarımıza bak. Allah, düşeceğim ama. Hadi canım gel. İremciğim gel. Hadi Bedromance yürüyüşü Bedromance arkadaşlar. Bedromance yürüyüşü nasıl? Podyum. Ra ra. Ra 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 ra. Evet arkadaşlar. Ama... Arkadaşlar şu anda teleferikteyiz ve bir anda hızlanacak sanırım bu. Allah, gidiyoruz. Gidiyoruz. Vallahi bir şey değil, fırlayacak şu an. Şey,
Yok be, yavaş gidiyor be. Story çekeyim bir dur. Abla, kanka, abla korkuyorum. Gerçekten yükseklik korkum var ve şu anda yere bakmak istemiyorum. Kötü oldum. Aa kaldık. Aa cidden kaldık. Yeah! Ananılır gibi. Allah, resmen abla. Bütün Bursa. Abla bu ne? Şu an görmeden. Abla sakin ol ya. Abla bu ne abla? Abla. Evet de yeter drama queen'in ya. Ali Mete ağlıyor. Çok güzel. Allah'ım sana geliyor. Hadi fotoğraf çekelim. Canlar şu anda gördüğünüz üzere abla göremiyorsunuz ki, görebiliyor musunuz? Bakın kayak öğreneceğiz. Poz verin canlar, poz verin. Evet. Öykü biraz beceriksiz biliyorsunuz. Hani ben zaten efsane kaydığım için. İrem hadi ya, Allah için çok yavaş. Allah gidiyor, kız gidiyor. Yuvarla, hadi inşallah yuvarlanırsın canım ama yuvarlanmadın. Gerçekten bu hoca bizi en tepeye çıkartmıyor. Kaydığımız yer bebek yeri yani, bu ne abi? Buradan dümdüz yerden kayıyoruz. Tepe değil ki, nasıl? Şu tepeye bakın. Bizim oradan kayma, oradan kaymamız lazım. İrem yer. 50 kere düştükten sonra kayağın bizlik olmadığını anladık ve yarın kızak kayacağız çocuklar, bebekler gibi. 3 saat kaydık ama yani zaten hiçbir şekilde tepeye çıkartmadı bizi. Sadece düzlükte kaydık. Ona rağmen düştük. Tepede zaten yuvarlanırdık herhalde. Çok yoruldum gerçekten ve çok açım. Bundan sonra da bir yemek yememiz gerekiyor acilen. Öyle bir gömülmüşler ki. Yani aşırı derecede açız ve gerçekten bir sucuk ekmeğin 100 liraydı değil mi? 100 lira olması aşırı saçma ama yapacak bir şey yok. Bu da abeyiz çünkü. Ve sıcak şarap aldım. Gayet güzel. Bu yemek 10 dakikada bitti. Yani o kadar acıkmıştık ki gerçekten. Ama artık dönüyoruz çünkü donduk. Buranın keyfi kaçtı öyle söyleyeyim. Hadi kalk. Kalk. Hadi kalk canım kalk. Kalkın. Buraya da o kadar para verdik var ya. Yani gram etmez. Bir sucuk ekmek burada 100 lira. Sıcak şarap 90 lira. Enayi gibi biz buraya para verdik. İnsanları kazıklıyorlar. Biz de kazıklanmaya meyilli insanlar olduğumuz için bizi de kazıkladılar arkadaşlar ama yarın buraya gelmeyeceğiz kesinlikle. Bunlar daha aşağı bile inemiyor yani, yokuştan yürüyerek inemiyor. Kızakla nasıl insin, kayakla nasıl insin bunlar? Ya yani daha düz yolda yürüyemiyorsun be. Canım bunu bir ittireceksin şöyle. Aynen. Canım ben düştüm. Ama yokuş yukarı itemem ki sizi. Abla yine durmasın bu artık. Ben korkuyorum arkadaşlar. Durmaz şu anda. Abla şu an kalp krizi geçireceğim. Çok aşağı. Aşağıyı göstersene be. Gerçekten şu an çok kötü hissediyorum ya. Bu teleferiğin Allah belasını versin. Nasıl su alabilirim? Yani teleferikte ödüm koptuktan sonra şu anda indik sonunda. Neyse karaya ayak bastım ya, ben şu anda seviniyorum. Gerçekten doğru otele. Artık öldük. Gecenin son saatlerinde birilerini şu an konuk oluyoruz. Hello. Canım insan bir selam ver Allah'ın belası. Hayır, ay bu ne böyle ya? Sıcacık yapmışsınız evet, burayı Allah'ın belaları. Ne bu rahat? Abla yani yayıldı ada kamera karşısında. Burada seni 80 milyon izliyor, sen orada yayılıyorsun. İzleyecek kişi sayısı 5 ama. Arkadaşlar şu an şok oldu. Öykü dedi ki yeni kapıdan bilet kalmamış, yani kaldık burada. Her neyse bilet kalmamış. Allah'ın belası. Uzatacağız yani, yolu o kadar uzatacağız ki. Hello. Ben geldim, evet. Bugün ikinci günümüzdeyiz ve son günümüzdeyiz. Bakalım neler yapacağız şimdi. Yan tarafa gidiyorum. Öykü salağa ne yapıyor? Zoru yanlış. Salak diyecektin. Videoyu izleme tehlikesine karşı. Şaka ilk defa erkeğin yan benleri şu videoda mı? Tıkın abla tıkın. Videoda mı diyeyim? Bir insan hareketlerini nasıl en hızlı şekilde değiştirir? Arkadaşlar bunun gerçek yüzünü görseniz siz burada.
demin çığlık çığlığıydı yani. Buradan Bursa'nın meşhur Türk kahvesi yapan neresiydi adı? Kozahan'a gideceğiz ve orada bir kahve yudumlayacağız. Çünkü kahve bize iyi gelecek ve yaralarımızı saracak. Arkadaşlar şu anda oteldeyiz ve bir anda ışıklar kapandı. Ve biz buraya gelip tararlarsa biz ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar elektrik kesildi. Dur benim yüzüm. Arkadaşlar şu anda büyük bir şoktayız yani kahvaltı yap. Nasıl böyle bir şey olabilir? Stephen King gel beni al. Canım drama queenlik yapsanız ne böyle bekliyorsunuz? Bir şeyler çığlık malık atın burada. Jeneratörleri yok. Ne biçim atın? Puan verirken bayağı bir şey kıracağım bu arada. Evet, bir aylık bavullarımızla tek günlük otelden şu anda ayrılıyoruz. Arkadaşlar buranın en ünlü yeri Kozahan. Kozahan değil mi o kadar? Evet. Kozahan'a geldik ve burada Türk kahvesi içeceğiz çünkü çok tavsiye edildi. Bakalım nasılmış. İrem limonata istedi. Limonata bu şekilde geldi ve şok olduk. Yani şok olduk. Hani biz sıkarlar falan diye düşünmüştük ama gördüğünüz gibi getire getire markette 1 liraya satılan şeyi bize 20 liraya koyacaklar. Gerçekten 20 liraysa bu arada. Türk kahvelerine bakacağız bakalım. Şurayı şöyle bir tur attır canım. Şurada Han var işte. Şurası evet, var mı çay bekleyen? Şurası da han. Orta sana da bir çay varmış. Bak, de han var yani. Hepimiz oturuyoruz böyle işte. Oturduk bakalım ne yapacağız. Falcı varsa fal baktıracağım. Limonatayı sen bir iç puanına bakayım canım. İç canım. 10 üzerinden kaç canım? Yani normal. Markette satılan işte. 5 falan. Hiç memnun değil hayatından şu an. Çok kötü bu abi. Bu çok kötü yani. Deneyin, ikiniz de deneyin. Hüpür 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 hüpür. Güzel hafif. 10 üzerinden kaç? 8. Sen canım? 9. Kahve höpürdeterek içilir. Büyüklerimizden de öğrendiğimiz gibi. Buraya gel. Daha orada bir tane bırak. Gel gel. Ses çıktı. Güzel. Fiyatına göre yorum yapmak isterim ama şu anda 10 üzerinden 8 veririm. 8, ben birazcık puan kırıyorum biliyorsunuz. Fiyatı fazlaysa ben onu 5'e düşüreceğim ama. Yani. Ama güzel gene bir daha bakayım. Çok daha iyi. Abla yani para verdin tamam da telvelerini de yeme ya. Dişlerin telve olmuş abla yani. Arkadaşlar telveyi bile sömürdün. Ya şimdi 30 lira gelirse güzel telve mi ki? Güzel. Telve abi gelir mi telve? Sağlıklı. Evet. Biz kestane şekeri aldık. Yani muhtemelen kazıklandık yine ama sonuçta Bursa'ya gelmişken alınması gereken bir şey diye düşündük. Şimdi direkt İskender yemeğe uçuyoruz. Evet canlar geldik. Bayağı ışınlandık. Arkadaşlar o kadar bir dakika çıkarayım şunu ya. Şöyle. O kadar sıra var ki bizi şu anda dışarıda bu soğuk havada bekletiyorlar. Buradan yarım puan kırdım şimdi ben söyleyeyim ama mekan gerçekten mekan yani güzel duruyor. Biz konağa geldik yani bildiğiniz konakta şu an İskender'de. İskender'de yorumladı. Birazdan gömüleceğiz. Aslı sen misin canım? Aslıyım da şimdi. Canım yiyelim artık dört de. 4 kişi olmaz mı? 4 kişi biz. Biziz Aslı biziz. Arkadaşlar sonunda geldik ve İskender'imizi şu anda yiyoruz. İrem mükemmel dedi. Onur sence nasıl? Tamam. Şimdi ben de hemen tamam, huzurlarınızda evet tadıyorum ve sonra videoyu kapatacağım artık. Aşağı yemek yemeliyim. Görüşürüz. 10 üzerinden 9 veriyorum ama mekana genel olarak veriyorum çünkü beklettiler ama kesinlikle beklediğinize değiyor yani. İskender Efendi konağı. Bence Bursa'ya geliyorsanız kesinlikle deneyin. Gerçekten çok beğendim. Hatta şu ana kadar yediğim en iyi İskender diyebilirim. Bence yemelisiniz. Ben şu anda gömmeye gidiyorum. Bye. Bitirmemiz 10 dakika falan sürdü. Hani bitirenlere git diyorlar. Yani dışarıda o kadar çok sıra var ki resmen kovuyorlar. Son lokmasını yedi geldi hemen aldılar yani. Vallahi videonun sonuna geldik. Ne alaka? Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu vlog burada biter çünkü artık dönüyoruz. Biz buradan çıkarken adam bize dedi ki bahşiş varsa bahşiş de verin. Canım biz öğrenciyiz. Hani arabaya biniyor olabiliriz de yani sen 50 yaşındasın ve 20 yaşındaki birinden bahşiş istemen çok saçma. Öykü bunun üzerine bir şey dedi. Bursluyum abi. İrem gözükmüyorsun bile. Hadi el sağlayalım da kapatalım. Bayağı artık iyi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.